Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi günü. Pazarımız var gördüğünüz gibi ama büyük ihtimalle çıkmayacağım. Biz kahvaltı yaptık. Ablamla birlikte çocukları okula da götürdük. Çok şükür nefes artık okula gideceği günler heyecanla kalkıyor. Ve anne hadi hemen kahvaltımızı yapıp okula gidelim diyor. Çok hevesli. Çok şükür atlattık o sıkıntıyı. Böyle kendi isteğiyle gidiyor. Hatta bu sabah bana kahvaltı yaparken dedi ki biz onlara arabada bekliyoruz sizi diyoruz. Anne sen istersen arabada bekleme. Üşürsün. Hava soğuk ya, beni bıraktıktan sonra eve gelebilirsin. O yüzden çok mutluyum. Şu süreci atlattık. Ben eğer onun gitmek istememelerine kanıp kıyamayıp götürmeseydim şu an okula gitmiyor olacaktı. Ama şu an severek gidiyor, isteyerek gidiyor. Sevdiği bir yer, gün saydığı bir yer gitmek için. Bu arada okul diyorum ama tekrardan belirteyim, hep yanlış anlaşılıyorum. Oyun grubu okula inşallah seneye gidecek. Şimdi neden böyle şeyler hazırladım? Abim babaannemi hastaneye götürmüş. Babaannem tek böbrekli biliyorsunuz. Rahmetli dedeme bir böbreğini vermişti. O yüzden yıllık kontrolleri oluyor. Şimdi döneceklermiş, dedim bana gelin. Ekmeğim de var, size kahvaltı hazırlayayım. Sucuklu yumurta yapacağım. Geldiler hatta. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sabah çektim. Babaannem ve abim hastaneden gelecekler. Babaannemin kontrolü vardı yıllık. Onlara kahvaltı hazırladım. Ben de zaten o ara nefesi okula bırakmıştım. Müsaittim. Sonra birazcık dinlendim. Dün çok şükür evimi temizledim. Evim tertemiz. Bir tek şey yapacağız. Banyodaki musluğumun giderini açmamız lazım. Lavabo açıcım vardı diye hatırlıyorum. Şimdi ona bir bakacağım. Varsa eğer beraber açalım. Geçen gün Instagram'da mı, TikTok'ta mı bir yerde gezinirken bu tesisat ustası bir abinin lavabo nasıl açılır videosuna denk geldim ve bu lavabo açıcılarla farklı bir teknik uyguluyordu. Yani biz hani direkt lavabonun üstüne o tozu döküyoruz ve kaynar suyu boşaltıyoruz. O bir tık daha, yani birazcık daha değişini yaptı ve böyle yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız dedi. Sizlerle birlikte inşallah vardır. Yaparken size de bu yöntemi göstereyim. Ben de denemek istiyorum. Bir yandan da bu gece birazcık boğazlarım acıdı arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fena bir salgını var ve bu salgına yakalanmak istemediğim için şu markanın ben Getir'den organik tavuğunu alıyorum. Yine aldım Green Villa markası. Ne almışım? But pirzolasını almışım. Bu donup gelmişti. Birazcık suda beklettim. Şimdi çözülmüştür diye tahmin ediyorum. Düdüklüye atacağım. Bugün menümüz tavuk çorbası, pilav ve didiklenmiş tavuk. Düdüklüye atayım. Haşlayayım. Okuldan geldikten sonra da çorbasını yaparım diye düşündüm. Şimdi onları atalım. Sonra lavabo açımızı bulup gidip lavabolarımızı açalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bolca su koydum. Bir bardak da pilav için ayırırım gibi düşündüm. Gerisi de çorba olacak. Şimdi bunun kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar aylardır canım noodle çekiyor, tamam mı? Bugün dayanamadım artık. Dedim ki yiyeceğim ya. Yiyeceğim yani. Bir kere yiyeceğim. Zararlı yemek istemiyorum ama dayanamadım, yiyeceğim. Ben bir de yoğurtlu yiyorum. Böyle baharatını yoğurda ekliyorum arkadaşlar. Haşlayıp süzdüğüm nadılı da koyuyorum. İçinden çıkan yağı falan kullanmıyorum. O yağı çünkü hani nasıl bir yağ bilmediğim için. Sadece makarnasını ve baharatını kullanıyorum. Böyle. Şimdi kettle'a da su koydum. Lavabo açacağımız için. Kaynar su lazım olacak çünkü bize. Şimdi arkadaşlar lavabodayım. Ne yapacakmışız biliyor musunuz? Telefonu bir sol elime alayım bir dakika. Sağ elimle yapacağım bu işlemleri. Şimdi diyor ki bu lavabo açıcımızı dökün diyor. İyice içine dökün ve biraz da şöyle soğuk su yapın ki o tıkalı yere gitsin diyor. Sonra da bu işlemi yapın diyor. Sıcak suyu dökün ve bastırın diyor. O şey hava içinde kalsın diyor. Evet. Hemen bakıyorum. Şimdi abdest falan alırken çok su akıttığımız zaman tıkanıyordu. Bakacağım şimdi nasıl olacak. Evet. Güzelce gidiyor. Geleyim ve tülbentimle. Ve çubuklarımla tamamen artistik olsun diye bunları aldım. Yani yoksa bunlarla rahat yiyebildiğimden falan değil. Ama kaşık çatalımı da aldım gördüğünüz gibi. Sağlıksız şeyleri neden çok seviyoruz? Neyse yoğurt kattım. Psikolojik ben birazcık sağlıklı gibi. Yok. Yoğurt da hazır sonuç olarak. Ve seviyoruz arkadaşlar ya.
sağlıksız şeyleri seviyoruz. Yani nefes de seviyor ve eminim nefes şunu tadına alsa çok sever. Tabii ki de yedirmem nefesi ama bilmiyorum. Ama kesinlikle domatesli olmamalıydı yani. Ama şansımız evde bu vardı. Olsun. Burnuma sıçradı. Yemeğimi yiyeyim. Tavuklarım da pişmek üzere. Birazdan çıkarız çocukları almaya. Şimdi pijamaları olduğunu çaktırmadan montumu giydim. Ben çocukları almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün bizlerden böyle gülümserken fotoğraflarını istedi öğretmen. Böyle 9-10 santim olacak şekilde çıkartın dediler. Onlarla etkinlik yapacaklarmış. Ne etkinliğiydi abla? Bir ismi vardı o etkinliğin. Bir yöntem böyle. Montessori gibi bir kadının yani. Ay aklıma gelmiyor. Bir sürü eğitim yöntemi var ya. Bir evet. Tanesini. Ama adı neydi işte? Emily bir şey. Emily evet. Neyse onunla ilgili bir etkinlik yapacaklarmış. O yüzden fotoğrafları gülerken, gülümserken fotoğraflarına ihtiyaçları varmış. Bakalım neler yapmışlar bugün. Herkes getirdiyse yapmışlardır ama getirmeyen. Emin o getirmeyen vardır. Vardır çünkü eminim yani. Zordu yani. Evet biz de bu hani sabah. Boyut ayarlar, çıktısını al falan. Aynen. Biz de bu sabah gittik, hallettik. Evden erken çıkmıştık. O işleri hallettik. Evden çıkarken düdüklüğünün de altını kapattım. Biz gidene kadar buharı çıkmış olur zaten. Tavuk aldım işte organik. Havuçlu, şehriyeli. Normalde tavuk parçaları koyuyorum ben, seviyorum ama nefes sevmiyor. Tavuk parçası olunca yemiyor o çorbayı. Onun yerine havuç rendeleyeceğim. Bol sarımsak rendeleyeceğim. Ve şehriye koyacağım içine. Öyle güzel bir çorba olacak inşallah. Bugün de Özgü Duru'yu ablam alacakmış. Bize getir diyorum ama bilmiyorum ne yapacak. Ya ablam da olur. Ya. Ya ben de olur yemek bakalım. Bakalım. Üstelik bir yemek yapacağım ama ne yapacağım? Böyle patates püresini böyle sıcak sıcak yemeyi seviyorum ben. Böyle soğuyunca böyle. Haşla akşama da yap. Öyle mi yapsam değil mi? Ocağın üstüne al. Suyun içine tereyağını erit. Sütün içine tereyağını erit. Öyle yapıyorum. Onu dök böyle. Kaşar koyuyor musun? Ben koyuyorum. Çoğu zaman koymuyorum kaşar. Güzel oluyor ama. Güzel oluyor da çok erimeyince nefes alınıyor ya. Yemeyeceğim falan kafasına giriyor. Biz peynir yemediği için nefes. İşte üstüne de böyle köftelerden koyuyorum. Geçen gün ben öyle yaptım. Sen hastaydın yemek getireyim dedim. Ya dışarıdan söyledik. O gün o yemeği yapmıştım. Püreli köfte üstüne kaşar koymuştum. Küçük güveçlerim var benim. O güveçlere koyup öyle yapıyorum normalde de. Şimdi Özgü Duru falan da olacak ya. Öyle, hani işte Özgü Duru tavuk pilav seviyor ya. Ben biraz da onu düşündüm. Neyse alayım mesela. Dur, bakarız. Kavga ederlerse bana getirirsin. Şimdi çocukları almaya geldik arkadaşlar. Sizin güzellikleriniz şaka mı? Çocuklara diyorum.
Annenin saçına bak. Sizin saçlarınız ne kadar uzamış ya. Çorabını beğendi. Nefes çorabına bakıyor galiba. Nokta nokta değil mi Zeynep hala? Hangi renk o? Sarı. Evet, sarı karıştırdın az önce. Beş tane. O mu? Evet anne. Şimdi ablama geldik. Domates çorbası içecekler. Sonra bize geçeceğiz. Böyle böyle geçiyor hafta içi. Bir orada bir burada. Sen de bize geleceksin. Annenin bir işi varmış. Oraya gidecek. Sen de bize geleceksin. Tamam? Evet. Anne bak burası yırtıldı. Bir de anne bak burası yırtıldı. Bazen çoraplar yırtılabiliyor anneciğim. Burası yırtıldı ama çok yırtıldı. Çok yırtıldı. Domates çorbası içeceğiz. Evet şimdi okuldu. Ablamdı derken eve anca gelebildim. Tavuklar pişmiş gördüğünüz gibi. Aslında babamlar geliyormuş ve hamsi almışlar. O yüzden tavuğu alacağım ama ditmeyeceğim şimdi. Pilav da yapmayacağım. Sadece suyuna çorba yapacağım çocuklara içirmek için. Tavukları çıkartayım. Bugünkü pilav tavuk menüsü yattı yani. Sadece çorbasını yapacağım. Şöyle tavukları alıyorum arkadaşlar. Biraz da su ekleyeceğim saklama kabına. Hani kurumasınlar, suyun içinde kalsın. Suyla da yarın pilav yaparım hem. Pilavın suyunu da böylece ayırmış olurum gibi düşündüm. Bunu böylece dolaba kaldırıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir büyük boy havuç yeterli oldu bence. Tavuk suyunun içerisinde. Şimdi havuçlarımızın pişmesini bekliyoruz. Bunlar piştikten sonra şöyle bir kase kadar ter şehriyemiz girecek. Ben de bu arada terbiyesini yapayım. Limon suyu. Şöyle bir limonu bolca sıkıyorum şifaniyetine. Kıvam versin diye. Şu kadar yeter. Havuç ve şehriye de var ya hani onlar da kıvam verecek. Biraz tabii buna şimdi su da girecek. Şöyle çeşmeden biraz su alayım. Evet. Şöyle çırpıyorum arkadaşlar. Benim tavuk sularına kullandığım terbiye bu oluyor. Kaynamadan şehriyeyi atarsam dibine yapışıyor ama kaynadıktan sonra atarsam yapışmıyor çok fazla. Aklınızda bulunsun. Yine şöyle bir atar atmaz tabii karıştırıyorum ya. Bir bakacağım şehriye az gelirse gözüme hemen ekleyeceğim zaten hani tel şehriye hemen pişen bir şey. Şöyle. Evet. Şimdi bunun içine bayağı bir sarımsak da ekleyeceğim. Evet. Şunları da şimdi rendeliyorum. Yani ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten mükemmel gözüküyor. Bakın terbiyesini ekledim. Sarımsak, havuç. Zaten organik tavuk suyu full. Hiç dışarıdan ekstra bir şey koymadım. Böyle çok güzel, tam kıvamında muhteşem bir çorba oldu. Bir tık da soğudukça bir tık daha kıvam alacak ama
Bu kıvam benim için tamamdır arkadaşlar. Bol sarımsaklı, limonlu, biraz da karabiber attım. Tabii tuz da attım. Böyle güzel. Şimdi karnımız acıktı dedi çocuklar yine. Bilmiyorum ya yemek kokusunu aldıkları için ya da gerçekten acıktılar. Aslında çorba yediler ve mısır yediler ama demek ki tutmamış. Dedim ki Özgüdür gelecek şimdi. Hep birlikte yiyeceksiniz. Ben şimdi 3 adet tabağa koyacağım. Soğusunlar. Bir taşım kaynamasını bekliyorum. Zaten kaynamaya başladı. Soğusunlar tabaklarda. Özgür de gelince hep birlikte oturup içeriz. Ben de içeceğim zaten. Afiyet olsun kızlarıma. Gel sen de teyzeciğim. Sıcak olabilir abi. Koydum tabakları ama. Acıktım ben de ya. Sen de iç gel. Tabak sanmış. Zeynep hala da Eralp'in ablası. Evet. Ben de onun, ben de onun ablasıyım. Nefes de ablası. Evet, o hepinizin kardeşi. Evet, ikimizin kardeşi olacak. Hani şimdi ölecek, sonra benim ölecek, sonra Eralp'in ölecek, değil mi? Önce benim Elif ablamın kardeşi olacak. Sonra benim, sonra senin, sonra da Zeynep ablamın. Evet. Önce Elif ablamın. Çünkü Elif ablam bizden daha büyük. Değil mi Nefes? Ben Erlendim. Çorba çok güzelmiş. Oy kurban olsun. Sen bu çorbayı seviyorsun diye yaptım zaten ben. Ne? Sen bu çorbayı seviyorsun ben biliyorum o yüzden yaptım. Hepiniz içersiniz diye. Hadi gelin, hadi hava kuşu. Şimdi arkadaşlar yere şöyle bir tane çarşaf serdim, yıkayacağım. Bunu zaten yorganlarda falan kullanmıyorum. Böyle şeyler için kullanıyorum. Bebek arabamızın şeyinde bir sıkıntı var, freninde. Ve açarken, Bahadır açarken bir takılıyor ya aşkım orada. Ona da bakacağız ha. Açarken bir zor açılıyor. Bir güç gerektiriyor orada. O neden öyle olmuş? Bir yağlanması gereken bir yerler mi var diye. Bahadır'a dedim şuna bir bakalım. Ne olmuş aşkım? Ters çevirsene bir tanem. Sen niye eğiliyorsun? Hani yani gerçekten diyecektin şimdi Lazlar alınır diye demedim yani. Ne alınsınlar? Nesi varmış ki? Açmadım aşkım. He yaptın anlamış gibi aşkım. Bu arada çok memnunuz yani. Pierre Cardin Vavo reklam falan değil zaten biliyorsunuz. Hani yeni bebek arabaları fiyatları gerçekten yüksek. O yüzden Bahadır'a dedim yani yapalım. Yapamıyorsak yaptıralım. Çok memnunum çünkü gerçekten yağ gibi sürüyorsunuz böyle akıp gidiyor yolda. Bir fren yüzünden yeni bir şey almaya gerek yok diye düşündüm. Yapılır. Bahadır eğer yapamazsa da bir bileni vardır elbet bunun. Aha oldu. Oldu. Hiç basılmıyordu. Bir kaldırsana havaya. Yerdeyken mi basılmıyor? Yaptı. Ay sinirim bozuldu. Bir bas bakayım aşkım. Bir itmeye çalış. Bir dakika ben bir deneyeceğim. Ben yapamıyorum çünkü. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Yeni bir güne başladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.